Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Adana Ceyhan ilçesinde Değirmendere mahallesini ziyaret ettik. Muhtarımız Şenol Mursal ile röportaj yapacağız. Muhtarımın mahallesine gelirken akla karayı seçtim. Neden diyecekseniz karşımdan da Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsü de geldi, onu da belirteyim. Mutlak çukura düşmeden gelme şansı yok bir aracın. Evet. Doğru muhtarım? Evet. Öncelikle ben Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar'dan bu mahalleye dönüşen köylerin yollarının acil yapılmasını istiyorum. Evet. Karşı tarafa da gittim. Yani bir bayağı 15-20 tane mahalleye dönüşen köyleri ziyaret ettim. Aman Allah'ım, yollar çok bozuk. Hep çukur, kasis. Yani Burak, bir muhtarın biri dedi ki, Burak Süleyman Bey ne dedi kasisin bas çukuru dedi. Asker mevzisi olmuştu onlar dedi. Onun için mutlaka bu yolların öncelikle acil yapılmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Evet, evet. Bir ambulans olsa yani hastaneye gidene kadar yolda ölür. Öyle. Hasta ölür. Evet. Muhtarımız 31 Mart 2019 günü yapılan seçimlerde muhtar seçildi. Değil mi efendim? Evet, evet. Kaç karşınıza aday çıktı efendim? 4. 4 aday çıktı. Köyümüz yani mahallemiz kaç hane, nüfus ne kadar? Nüfus hane olarak valla 70 hane. Nüfus da 350. 350. Seçmenimiz ne kadar? Seçmenimiz 270. 270. Evet. Yani adam... Yaşlı bir nüfusumuz, yaşlı bir nüfus farklıydı. Evet, yaşlı nüfus. Evet. Yaşlı demişken... Çünkü iş olmadığından dolayı gençlerimiz nerede? Büyükşehir'de, işte şehir dışında iş bulursa mecburen geçim dolayısıyla mecburen memleketini terk ediyor. Evet. Evet, yaşlı demişken muhtarımızın babası İsmet amca, doğru mu efendim? Evet. Evet, İsmet amcaya şöyle yakınlaştı. Evet İsmet amca, kaç yaşındayız efendim? Efendim? Kaç yaşındasınız? 85. 85 yaşındasınız. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin efendim. Ben 72-75 tahmin ettim ama işte görüyorsunuz. Yani burası köydü. Biz ne kadar da mahalle desek değil mi İsmet amca? Evet, evet, evet. Evet. Bu Şenol oğlun muhtar seçileceği zaman senden izin istedim. Baba ben muhtar adayı olacağım. Ne diyorsun dedi mi? Evet dedi. Evet. Ne söyledin? Ben de ol dedim. Hayırlısıysa dedin değil mi efendim? Tabii. Önce hayırlısıysa hayır, diyeceğiz. Evet. Evet. Her şeyde hayır arayacağız arkadaşlar. Evet bu 85 yıl yaşadın. Bu köyümüzün yani mahalleye dönüşen köyümüzün hangi hizmetinin yapılmasını istersin 85 yaşında? Öncelik ne efendim? Öncelikle sağlık ocağı isterim. Evet. Yok. Sağlık ocağı yok mu? Sağlık ocağı yok. Evet. Yolumuzun yol yapılıp yok güzel olmasını isterim. Evet. İsterim de isterim yani ne yapılırsa bir hizmet vatanımız için, bizim için. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Muhtarımın amcası değil mi efendim? Evet. Evet, sizi tanıyalım. Ben Tayfur Mursal. Evet. Kaç yaşındayız efendim? Ben 60. Emekli miyiz? Evet, emekli. Evet. Emeklerin durumu ne durumda? Nasıl? Maaşlar yetiyor mu? Durumu rezil. Para yetmiyor. Düşük. Evet, bir de bu işte bayram ikramiyesi var. Enflasyon oranında zamlanmasını istiyoruz biz de. Evet. Doğru mu? En az %26 bir onun üstüne konması lazım tabii, ki tabii. Emeklilerimiz bayramda rahat etsin. Tabii. Evet. Siz ne istiyorsunuz efendim? Köyümüzün yolunun yapılması. Ara sokaklar bitmiş mi? Elektrik çok kesiliyor. Elektrikler. Evet, sanki burada yaşayan insan yokmuş. Her gün sabah, akşam. Her gün kesiliyor mu? Hemen çoğu her gün kesiliyor. Evet, bu önemli bir konu arkadaşlar. İşte evet, çünkü hayvancılıkla uğraşan evet, muhtarım da hayvancılıkla uğraşıyor. Ballı sağacak, ceyran yok. Elektrik yok. Evet. Rezillik, benzin az yerden getir, motor çalıştır. Rezillik yani. Evet. Devletten istediğimiz ceyranımızın elektrik tellerinin, direklerinin, bakımlarının yapılmasını evet, evet, istiyoruz arkadaşlar. Tabii tabii. Yani yıllar önce 85-83 yıllarında gelmiş, doğru mu efendim? Evet, evet muhtarım. Birinci hedefiniz ne efendim? Muhtar seçildiniz. Birinci hedefiniz ne efendim? Birinci hedefim işte köylerin, köyün yolunun yapılması. Okulumuzun düzenlenip, evet, eski okulumuzun düzenlenip piknik alanı yaptırmamız. Evet, sosyal bir tesis. Evet, sosyal tesis. Köy merağımız var. Bura işte maddi durumu iyi olmayan bir köy. Evet. Merağımız var 250 hektar, 250 dönüm. Bayağı varmış. Bunu çevirtmeyi düşünüyoruz. Şöyle köylü şimdi çiftçilik olmayınca, arazi olmayınca mecburen hayvancılığa yönelmesi lazım. Evet.
Bu nedenle de meraların ıslah edilmesi lazım, çevrilmesi lazım. Güprelenmesi lazım. Bu konuda bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu da ancak köy muhtarlığı olmaz. Tarım evet. Bakanlığı'nın bu konuya el atması lazım. Bilakis de zaten Adana, Ankara'ya gidip Tarım Bakanlığı'yla bu konuda bir istişare görüşmesi yapmayı düşünüyorum. Evet sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak yani Türkiye'nin her iline gidiyoruz. Sivas'ta, işte Iğdır'da arkadaşlar gübre dağıttılar bu meralara. Arkadaşlar hep gübreyi devlet verdi. Oralarda biliyorsunuz köylerin tüzek kişiliğe devam ediyor. Orada valilikler, kaymakamlıklar meralara gereken özeni gösteriyorlar. Biz burada da büyük şehire geliyor. Orada valiliklere geliyor. Ödenekler burada da büyük şehirlere geliyor. Burada da biz daha önce seçimlerde de sözü vardı Zeydan Karanağ'ın, çiftçinin yanında olacağına dair, doğru mu, köylünün? Evet, evet. Onun için mutlaka buradan sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. Meralara da gerekli özenin gösterilmesini istiyoruz. Evet. Ama işte burada da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Hem ilçe belediyesinin hem büyük şehri. Yollar çok bozuk. Ceyhan'da özellikle. Ben işte İskenderun'da yaşıyorum. Lütfü Savaş da aynı Cumhuriyet Halk Partisi. İkinci dönem seçildi. Teşekkür ediyoruz. Bizim yaylamızın yolunu sıcak asfalt yaptı. Çizgilerini çizdi, bariyerler koydu. Birçok yayla yollarına. Bırak köy yollarını yani. Mahalleye dönüşen köy yollarını. Onun için ama burada mahalle yolları bozuk. Örnek olsun diye söylüyorum. Gaziantep'te Fatma Şahin hep sıcak asfalt yaptı arkadaşlar. Onları hep söylüyoruz. Erzurum'da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hep sıcak asfalt yaptı köy yol, mahalleye dönüşen köy yollarını. Onun için biz örnek görüyoruz ki burada da yani orada da AK Parti iki belediye başkanı, burada da iki tane Cumhuriyet Halk Partisi'ne örnek verdik. Ya bizim partinin işimiz yok arkadaş. Biz halkı düşünüyoruz. Halka kim hizmet yapıyorsa Allah razı olsun diyoruz. Evet, evet, evet. Doğru mu efendim? Evet, bir de muhtar arkadaşımız dedi ki ya biz izine ayrıldığımızda bizim aylığımız kesiliyor. Birkaç evet, arkadaşımız. Evet. Biz bununla çözüm bulmasını istiyoruz. Madem 657'ye tabi ise muhtarlarımız, değil mi efendim? Evet evet, 657. Aylıklarının kesilmesini istemiyoruz yani. Muhtarların yılda 20 gün 30 gün izin ayrılma hakkı var. Değil mi evet, efendim? Evet. Bir de arkadaşlarımızdan arayıp bize söylüyor, bilgi veriyorlar. İşte internette telefon numaralarımız var. Vatandaşlar bize rahat ulaşıyor. Muhtarlarımıza da diyor emeklere verilen bayram ikramiyesi verilsin diyor. Çünkü evet, evet. Muhtarlar misafirlerine olmuyor. Eksik olmuyor. Tabii, doğru mu efendim? Evet, evet. Evet muhtarım, başka ne var yapılmasını istediğiniz mahallemizin? Ara sokakların park adaşı tamamlanmış mı? Park adaşı tamamlandı. Bir karşı bizim bize bağlı bir mahallemiz var. İsmi ne oranın efendim? Yörükler Mahallesi. Sokak orası. Yörükler sokak evet, oldu artık. Sokak evet. Orası. Orada daha önce bize bağlıydı. Biz köy olduğumuz için oranın. Evet, orada zaman o zaman mahalleydi. Şimdi sokak oldu. Şu anda Yörükler sokak oldu. Orada da parke çalışması yapılmadı. Evet. Buraya bağlı olduğu halde. Evet. Oradaki vatandaşlarımız da bu konuda çok şikayetçiler. Kaç nüfus var orada efendim? Orada da 100 nüfus var. 100-120 nüfus var. Evet. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydın'dı galiba. Doğru mu efendim? Evet. Kadir Aydın başkanımız genç ve dinamik. Kadir Aydar. Aydar. Kadir Aydar sayın izleyiciler. Genç bir belediye başkanı. Evet. Dinamik bir belediye başkanı. Başkanımızdan bu Yörükler değil mi efendim? Sokağının Değirmenlere'ye bağlı 120 vatandaşımız orada yaşıyor. Oranın da sokaklarının parke taşı yapılmasını istiyoruz. Evet, evet. Çünkü neden? Arkadaşlar Osmaniye'nin Bahçe köyü var, merkeze bağlı. Osmaniye 15 kilometre. Milattan önce 75. yılda 375 galiba parke taşı döşemişler orada arkadaşlar. Yani biz artık 2019'a gelmişiz. Daha parke taşını söyle konuşmamamız lazım. Evet. Doğru mu efendim? Evet, evet. Evet. Evet, başka ekleyeceğimiz konu var mı efendim? İşte bir de orada vatandaşlara otobüs girmiyor köyün içerisine. Oraya. Mahalleye girmediği için. Kaç metre bu ana yoldan? Yani kaç kilometre daha doğrusu? Ana yoldan köy 500 metre de. Yakınmış. Köy içi biraz dar olduğu için vatandaşlar genelde yola çıkıyor. Ana yola çıkması lazım. Ana yola çıktığında da kış günü yağmur yağdığından dolayı durak yok. Yolcu bekleme durakları yok. Durakları yok. Evet. Olursa yiyoruz. Biz de oraya iki tane durak yapılmasını sayın başkanımdan rica ediyorum. Evet, mutlak durak yapılmalı sayın izleyiciler. Evet.
önceki gün yine yani Osmaniye Valiliği köylere hep durak yapmış. Onları da çektim, onları da yayınlayacağız. Ama burası Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehirler bunu daha önce yapmalı diyoruz. Doğru mu efendim? Evet. Bir de köyümüzde de bir durağa yine ihtiyacımız var. Evet. Teşekkür ederim. Duran Bey sizi de konuştu ben. Evet. Horuzlar da ötüyor sayın izleyiciler. Aslında bu ne diyor? Gazeteciye bu horuz beni kesin diye söylüyor ama muhtarım değil mi? Anladı mı bilmiyorum. Evet. İnşallah başka zaman değil mi muhtarım geldiğimizde? Evet. İsmet amcayı gelip ziyaret edeceğiz. Evet, ben yaşlılara bütün yani her zaman saygı sevgi ile bakacağız. Onları öftemeyeceğiz. Değil mi muhtarım? Evet. Evet, evlat olarak biz şey olarak. Muhtarım teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için ve gazetemizi desteklediğiniz için bu yolun yapılması için mücadele edeceğiz ve eksik hizmetlerin tamamlanması için de gazetemiz her zaman bu mahallenin sorunlarını gündeme getirmeye de söz veriyoruz. Evet, size de teşekkür ediyoruz. Evet, size teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz abi. Sağ ol. Her zaman buyur gel.